Herkese selam. Bugün Balat sahilde bulunan Bulgar Kilisesi'ni ziyaret edeceğiz. Bir arkadaş özellikle mesaj atmış bana. Nereden olduğunu bilmiyorum. Hep camileri geziyorsun, İstanbul'da kiliseler var, onlara niye gitmiyorsun dedi. Benim de ilk aklıma gelen burası. Demirden yapılmış bir kilise olduğu için burayı size göstermek istedim. Hemen Balat sahilde, tramvay durağının hemen karşısında. Şöyle, demir bir kilise. Bulgar Kilisesi, Stefi Stefan, 1898 yılında yapılmış. Tarihçesini bulur açıklamalara yazarım. Şimdi videomuza devam edelim. Lütfen beğenmeyi unutmayınız. Girmeden önce göstereyim dedim sizlere. Hemen böyle sahilde, Balat sahilde. Şöyle, hemen şurada şey var. Balat tramvay iskelesi. İskelesi diyorum, tramvay durağı. Şurada da hemen Balat Fener iskelesi var. Fener teknelerin yanaştığı. Oradan yürüyerek 2 dakika. Şimdi devam edelim. Bilenler biliyordur tabii ki de. Hemen yol üstünde. Bilmeyenler için söyledim. Şöyle devasa bir kilise. Bulgar Kilisesi, Stefi Stefan, 1898 yapım yılı. Bakalım girişinde yazılan birkaç bilgi var, onlara bir bakalım. Bu arada Bulgarca, İngilizce ve Türkçe olarak yazıyor. Şöyle. Bulgar Sveti Stefan Kilisesi, Bulgar Eksarh Hanesi'ne bağlı kilisedir. En ilginç yanı tümüyle demir malzemeden ve prefabrik olarak yapılmış olmasıdır. Planı Haliç kıyısına dik konumda 3 nefli bir bazilikadır. Bu plan 3 metrelik bir aks sistemine yerleştirilmiştir. Hemen burada tarihçesi var. Şöyle videoyu durdurarak okuyabilirsiniz arkadaşlar. Şöyle. Burada İngilizce olarak da var. Burada da Bulgarca olması lazım. Rusça mı, Bulgarca mı? Şöyle. Yani devasa bir kilise. Güzel bir bahçesi de var. Bahçesi var. Stefan Bogoridi, 1775 Kotel, 1859 İstanbul'da vefat etmiş. Şöyle güzel bir bahçesi de var. Şurada bir şey var ama ne o bilmiyorum. Şimdi içeriye de bakacağız gerçi ama. Su var içinde. Şöyle bir. 24.5.2010'da yapılmış. Şöyle. Sevimli bir dostumuz var. Bulgar Kilisesi, Stefi Stefan. Tamamen dediğim gibi demirden yapılmış. Prefabrik olan kısımları da var. Ama genelde demirden yapılmış. Şöyle bir bahçesi var. Şimdi girip içeriden bakalım. Şöyle girişinden bakalım. Şöyle mumlar var.
Şöyle biraz sessiz konuşacağım. İbadet yok şu anda ama yine de sessiz konuşmakta fayda var. Böyle. Renkli camlar güzel. Böyle. Değişik ikonalar. Bütün ikonaların tabii ki bir anlamı var ama tabii bilenler biliyor. Diğer tarafı. Üst katta var. Kısmı böyle. Oturma yerleri. Soralım bakalım üst kata çıkabiliyor muyuz diye.
Serbestmiş yukarıya çıkmak. Bakalım şöyle. Yukarıdan bakalım. Bunlar çok hoşuma gitti ya. Rengarenk. Renkler nasıl gözüküyor bilmiyorum ama camlardaki mozaik renkler şöyle üstten aşağısı tavanı bayağı değişik yapmışlar. Prefabrik dedikleri acaba tavan mı bilmiyorum ama. Çünkü girişte öyle yazıyordu. Dış cephe tamamıyla demirden imal edilmiş. 1898 yılında. Bu da üst tarafları. Şu oturma yerleri. Ufak bir yer daha var. Şöyle. Oturma yerleri şu tarafta da mevcut. Şöyle diğer tarafa geçtik. Evet, kilisenin içi böyle. Burası da İstanbul'umuzun hazinelerinden. Aşağı doğru inelim. Evet. Üst tarafta bu kadar. Şöyle. Mum yakma yerleri. Şöyle. Hemen girişinde.
Dışarıya doğru çıkalım. Evet. Kilise böyle. Sefi Stefan Bulgar Kilisesi. Şöyle. Tekrar bir görelim. Dışarıdan. Tekrar söylüyorum, gelmek isteyen, ziyaret etmek isteyen arkadaşlar için Balat tramvay durağının hemen karşısında. Evet. Stefan Bogoridi. Şöyle. Evet arkadaşlar, sizlere elimden geldiğince Balat'ta bulunan hemen sahildeki Bulgar Kilisesi'ni tanıtmaya çalıştım. İç kısmını. Dediğim gibi çok eski, 1898 yılında yapılmış. Tamamen demirden ve bazı kısımları prefabrikten yapılmış. Hemen Balat sahil yolunda, tramvay durağına yakın, 2 dakika. Fener iskelesi var hemen yakınında. Ziyaret etmek isteyen, gelmek isteyen arkadaşlar için videomuz bu kadar. Umarım beğenmişsinizdir. Bilgilendirilme olmuştur belki bazı arkadaşlara, çünkü birisi yazmıştı bana. Camileri geziyorsun, hep gösteriyorsun bize. Kiliseler de var İstanbul'da. Tabii ki kiliseler de İstanbul'un hazinelerinden. Umarım beğenmişsinizdir dediğim gibi. Beğendiyseniz beğen butonuna basmayı unutmayınız lütfen. Şöyle olan butona basacaksınız. Böyle olana değil. Herkese selamlar. Yorumda bulunan arkadaşlara da çok teşekkürler videoların altına. Etkileşimler çoğalmaya başladı. Yorumda bulunursanız, bir kalp, bir nokta da dahi olsa sevinirim. Etkileşim açısından önemli. Herkese selamlar Balat'tan. Şöyle gösterelim. Başka bir videoda görüşmek üzere.